Evet, Semih Hanım'ın muhteşem menüsünü dış sesten tekrardan bir dinleyelim. Ara sıcağı inanılmaz dikkat çekici. Terbiyeli tavuk çorbası, ıspanaklı börek, Amerikan salatası, havuç kabak, tarator, kaşarlı mantar, bonfileli fahita, pirinç pilavı, mevsim salatası ve hibiskuslu yeşil çay içtiğinde trileçe. Bu yeşil çayı senin aklına kim soktu kız? Yok, onu biraz süsleyerek yapacağım çünkü. Beraber vereceğim. Soğuk bir yeşil çay. Ne demeyeyim, daha önce yeşil çay öyle sürekli içiyorum. Bir de süslüsü, hibiskusu biliyordu da bir de süslüsü kaldı. Gül yapraklarıyla süsleyerek vereceğim. Allah canını almasın seni. Bakalım orada ne bahane verecekler. Trileçeyi tutturabilecek misin, o önemli. Menüde tam 10 çeşit var Kadir. Bizim 2 saatimiz var. Bu kıza 2 gün falan mı dediniz siz süreyi? 2 saatimiz var. Benim merak ettiğim bu ara sıcak tabağı nasıl bir tabak? Herhalde böyle sacınla gelecek. 4 çeşit şey. Yok, azar azar tadımlık olarak koyacağım. Bir elimde sünger, bir elimde telim. Ne marifetlidir benim bu elim. 2, 1, hadi başlayalım. Gazi Osman Paşa'daki günümüz devam ediyor efendim. Tavuklarımızı çorba için düdüklüye atıyoruz. 3 tane çok değil mi tavuk? Ne olur ne olmaz. Şimdi bundan bulyon kokusu almasın abla. Alır onlar. Evet, tavuklarımı attı. Bunu almam gerekiyor. Neyi, trileçe mi yapıyorsun? Evet. Say seyircimize de onlar da görsün. 4 tane yumurta koyacağım. Şimdi bir alaydın da rahat rahat bir şey kırayım. 4 yumurta dışında neler koyacaksınız? Evet, 1,5 yemek kaşığı şeker koyacağım. Listede 4 yemek kaşığı şeker yazıyor. Pardon, 4 yemek kaşığı şeker koyacağım. 3 yemek kaşığı, onu da unutmayın. Önce bir yumurtayla şeker çırpılacak, dur. Evet. Onların bir sapsarı köpürmesi lazım. Kettle'ımı alabilir miyim? Bu da öyle güzel dönüyor ki. Ispanaklı börek hazır Rüfka, değil mi? Evet. Kadir Bey, etlerim dolapta. Çok özür diliyorum. Gel. Şuradan eti alabilir miyim? Daracık daracık sokaklar, kızlara misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor, kocaman kocaman karılar. Nananay nininininop nom tinininop nom tinininop tinininip dim tinininap dim tananap tiririririririrop. Nananay nananay nininininop. Hem eğleniyoruz, hem pişiriyoruz, hem yiyoruz, hem misafir ağırlıyoruz. Hamaratlık da üstümüze yok. Türk televizyon tarihinde bu kadar işi bir arada yapan tek programız. Bunlar Amerikan salatasının garnitürleri mi? Evet. Kız 10 çeşit seçmişsin. Bari bunu konserve yapaydın. O zaman da konserve hazır, hemen kolay derler. Bunu da 2 dakika dolaba koyalım, bitti Kadir Bey. Kaşla göz arasında ne yaptınız bonfileye? Sosladım bunu. Kekik koydum, karabiber koydum. Kinzi koydum, tuz ve zeytinyağıyla. Ne koydun? Kinzi. Kinzi? Evet. Bizim Samsunluların bir baharatıdır. Hiç robotu duyamıyoruz. Onu koyacak. Sanki radyatçı kapat şunu diyor. Kinzi dediğin ne? Ya nasıl bir baharat? Ya bizim köyde genellikle bir otları kurutarak o şekilde yapıyorlar. Ette mi kullanıyorsunuz bizi? Evet. Ette değişik bir tat veriyor. Sen de o tahtayı al da şu patatesleri küp küp yap. Yok artık Kadir, bugün neden çalışacakmışım? Emekli memur gibi kal. Bilmi, bu haftayı böyle geçireceksin herhalde. Evet. Kış geldi diye adam elini ayağını çekti işten. Bana sesini yükseltme Kadir. Benim görevim sebze doğramak değil burada. Bu arada trileçenin kremasını şimdi ne koyacaksınız Semih Hanım? Peki, şimdi ununu koyacağım, kabartma tozunu koyacağım. Gelin masada koyun da biz de görelim Semih Hanım. Kadir sen de çek şu bezi gözümün önünden. 3 yemek kaşığı un koyacağım. 3 kaşık dediniz, 2 kaşık koydunuz. Evet, ama yavaş yavaş sönmemesi için karıştıracağım. Anladım. Oo, güzel köpürmüş. Kabartma tozumu koyuyorum. Ve vanilyamı koyuyorum. Sizde o muzlu bir şey var, sabahları kahvaltıda yeniyor. Adını hala öğrenemedim. Yapıyorsunuz ya, değişik bir adı var yabancı. Şu sizin çocuk seviyor ya, sabahları pişiriyorlar ya. Ben nereden bileyim, sabahları evde değilim ki Kadir. Storylerde görmüyor musun? Ben 7 kat elimden görüyorum. Ben izlemiyorum storylerim. İnsan eşine biraz sosyal medyada yardımcı olur. Kadın orada. Ben ne yapabilirim? Kekimiz hazır. O baklava tepsisi Semih Hanım.
Evet ama ben tıraliçeyi bununla yapıyorum. Tıraliçeyi onda yapıyorlar zaten. Şeylerde, pastanelerde de öyle satılıyor. Ama bazı esnafların tıraliçesi çok kalın oluyor ya. Tıraliçe pandispanya keki gibi. Herkes tıraliçe oldu. Tıraliçe yapıyor maşallah. Fırına atıyoruz kekimizi. Bu kadar havuç yeter mi? Daha yapacak mıyım? Yok yeter. Pastaneyi mi ağırlıyoruz akşam? Sabah kahveleri içtik ya. Tam koltuktan kalkacağız. Yeni gelin şeye dedi ki Semiye'ye. Sunumu dedi yarın benden göreceksiniz dedi. Göreceğiz. Çatalı kaşığı yeni getir bakalım. Tabakla çanakla süsleyeceksek iyi. Yemekler önemli bizim için. Ses, şuradaki sürahiyi alabilir miyim ben? Tabii ki hemen veriyorum. Hemen oradaki. Sen bana şimdi bir rendeyle bir ilen ver, ben şu kabakları bir rendeleyeyim bacım. Al Kadir'cim, bak bu tam da senin zevkine uygun. Bundan bizde var ya biliyor musun, üçlü baharat takımı. Bir zaman çok modaydı bunlar da, üstleri hep paslandı ocağın yanında. Bir tavayı vereyim bana size, büyük tavayı alabilir miyim? Ne yapacaksınız tavada? Taratorları şey yapacağım. Nasıl yapacaksınız hibiskuslu yeşil çayı? Çayın ilk önce nanesini içerisine koydum. Hibiskus yapraklarını koydum. Yeşil çayı koydum. Çünkü bunun dolapta soğuması gerekiyor. Eminim içerken de Allah razı olsun. Ölmüşlerin ruhuna değsin diyecekler. Demeyeceklerdir büyük bir ihtimalle. Ama dolaba girmesi gerekiyor. Kadir Bey'in işi. Kutsal görev sende. Kutsal kaseye dikkat et. O içindeki kırmızı ne? Hibiskus işte. Hibiskusu mu? Evet, kırmızı olan. Kuşburnu gibi. Hibiskuslu yeşil çay eşliğinde triliçe. Triliçeyi ben bir göçmen olarak çok iyi bilirim. Özellikle güzel kabarması ve içine koyulacak sütün keçi, inek ve koyun sütünün üçünün karışımıyla olur. Ve kreması güzel çekmişse ve bu üç sütten yapmışsa, şekeri kıvamı iyiyse benden puan alır. Heh, tam da çay eksik dedik ya, çay da geldi. Teşekkürler seviyorum. Yeşil çay ne alaka? Hibiskuslu yeşil çay eşliğinde traliçe. Ben hibiskus çayını sadece diyetlerimde içen birisiyim. Yani bir tatlı yanına yakışan bir içecek olduğunu düşünmüyorum. Dünya dönüyor dönecek, kabaklarda rendelenecek, peşine daha havuç gelecek. Bakalım tarator nasıl olacak? Mantar mı soyuyorsun? Evet. Bak öyle sen de bak. Eline de yakışıyor maşallah. Bir ses azıcık yardım etsen ne olur? Yok, o iki gündür bilmiyorum ellerine kud geldi onun. Bizim şansımız ama. Vallahi billahi. Bu hafta da sen mi yardım etmiyorsun? Yarışmacım benden bir şey istemezse ben de bir şey yapmam ki Kadir. Benim tarzım bu. Yani kızın kötü duruma düşmesini istiyorsun değil mi? Puan mı almayayım? Ha, görüyor musun? Sen 10 çeşit uğrar, şurada bir kabağın suyunu sıkmadın vallahi diye laf ye. Onu vicdan merhamet de kalmamış artık insanlarda. Kadir biliyorsun ben Miami'ye gidecektim ama yapımcıların bu program sensiz olmaz ne olur gitme dediler. Ben de onları kıramadım. Miami'deki evi emlakçıya verdim. Balıkesir'de değil miydi o ev? Ne ara Miami oldu? Dur şimdi dur karıştırma Balıkesir'i. Neyse yapımcılarımı kıramadım. Gerekirse biletimi de yakarım dedim Kadir. Evet. Aa yakarım dedim triliçe yandı. Ay, yanmadı. Ne çabukmuştu o öyle. Yanmadı. Açık bakayım. Hafif kıza sen onu kaça aldın kız? Yok 180'de. İçi şey yapsın, o tamam. Kapattın mı şimdi o? Evet. Onun için sanki hamur kalacak gibi geldi. Yok, kalmaz o. Bu tamam. Havuçlar ne oldu? Havuçlar nerede ki? Orada. Şu daha iki tane şu kalmış. O ne öyle incecik? Bakın, pazardan havuç alırsanız arkadaşlar böyle ince ucu almayın, bunlar acı oluyor. Havucu kısa, orta boy ve ucu yuvarlak olanı alacaksınız. Onlar şeker havuç. Yalnız Miami hikayemi anlattırmadın ya Kadir, alacağın olsun. Cehenneme Miami'ni şimdi ne yapayım? Satı evini de barkını da. Onlar çok ısrar edince programı bir şartla kabul edeceğimi söyledim Kadir. O da puanlamaya karışmamdı. Sen ne zaman puanlamaya karıştın ki? İşte karıştırmamalarını şart koştum. Yoksa bütün puanları ben verecektim. Ama bu sefer de yapımcıların vereceğim puanları sana fısıldayacağımdan çekindiler. Yok yok dedim, beni hiç o temizlik hastasıyla muhatap etmeyin. Ben ondan muhatap maşrafada sos çırpan kimseyi de görmemiştim bugüne kadar. Niye?
Daha güzel koyuluyor. Ayıptır söylemesi, biz onu banyoda kullanıyoruz. Yok canım, bu mutfak için. Bu sabah 8'den 5'e kadar mutfakta, 5'ten sabaha kadar da banyo. Ah Semih Hanım, ah! Bu trileçenin hemen böyle çökmemesi gerekiyordu. Kesin araları vıcık vıcık kaldı, kesin. Cıvık değil o. Aa yok, bak değil bak. Değil, her zaman yaptığım şey. Her zaman yaktığım deseniz daha doğru olacak. Tamamdır şey. Niye sesim Allah rızası için trileçeyi yakmaya mı dedik, yapmaya mı dedik bilmiyorum. Evet Semih'acığım, oradan kız Semih'e anlat şu yemekleri. Şu an karamelini yapıyorum trileçenin. Karamelini, üzerine o krem şantisini ve o süslemesini, onu muhakkak güzel yapman gerek. Onu yapmazsa o altının ne kadar da güzel olsa görüntüsü önemlidir benim için. İyi bir trileçe manda sütü, inek sütü ve keçi sütünden olur. Umarım onu yapabilecektir. Tek bir sütle yapabilecektir. Asla kabul etmem.